Herkese merhabalar. Bugün karşınıza harika bir süpürgeyle geldim. Biliyorsunuz ki ev işlerinde en büyük yardımcılarımız genelde süpürgeler oluyor. Bunlar son zamanlarda robot süpürgeler ve dikey şarjlı süpürgeler olmak üzere ikiye ayrıldı. Özellikle robot süpürgeler çok tercih edilse de Dyson gibi markaların şarjlı süpürgelerin yanı sıra alternatifleri de kesinlikle aranıyor fiyatlarından dolayı. Bugün kutu açılışını yapacağımız ürün Dreamy'nin V11 modeli. Ürünü biraz araştırdığımda daha pahalı olanlarla aynı özellikleri taşısa da fiyatının çok daha uygun olduğunu gördüm. Şimdi vakit kaybetmeden süpürgeyi açmak istiyorum. Sonra da hep beraber deneyeceğiz. Bu arada kutunun siyah olması direkt benim dikkatimi çekti. Bence çok premium bir hava katmış. Süpürgeyi büyük kutudan çıkardığımızda karşımıza siyah kutusuyla birlikte geliyor. Gerçekten süpürgenin görüntüsüne ilk baktığımda çok pahalı olan bir markayı andırdı bana. Burada süpürgenin hakkında bir takım bilgileri görüyoruz. Dikkatimi çeken şey tabii ki şuradaki 125.000 RPM'di. Bunu birazdan detaylı olarak anlatacağım ne olduğunu. Şimdi şöyle bir süpürgeyi bundan da çıkarmak istiyorum. Kutuyu açtığımızda karşımıza hemen bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Burada quick start, yani nasıl hızlı bir şekilde kuracağınız süpürge hakkında ana bilgilerin olduğu bir kılavuz var. Şurada hemen kırmızı, süpürgenin rengi bu arada bence çok güzel. Şuradan hemen şöyle kırmızı bir süpürgemizin sopası çıktı. Şuraları tek tek açacağız. Buradan fırçası diye düşünüyorum. Fırçalar bu tarz süpürgelerde çok önemli oluyor. Ama daha önemli olan bir nokta var ki o da kesinlikle bataryası. Şimdi şöyle fırçasını da çıkardım. Bir hemen dokusuna bakmak istiyorum bu arada bak. Çok yumuşak. Yani normal fırçalar gibi değil, daha böyle süngerimsi bir yapıya sahip. Zaten deneyimlerken bundan daha da detaylıca bahsedeceğiz. Bunu da bir köşeye koydum. Şurayı bir açalım. Süpürgeyi tutacağımız kısım çıktı. Şimdi önemli olan nokta bu şurada. Birazdan çok detaylı bahsedeceğim dediğim gibi ama şuradaki toz haznesinin büyüklüğü olsun. Tutarken bileğinizi ağrıtması, ağrıtmaması. Çünkü bununla yaklaşık 90 dakika kadar, bu arada çalıştırdım. Bununla 90 dakika kadar temizlik yapabiliyorsunuz. Ve toz haznesi ne kadar dolacak, yetecek mi, kaç kere boşaltacağım, ne kadar ağır? Bunlar önemli noktalar. Birazdan bakacağız. Şuradan ara parçalar çıkıyor. Bunları hemen hızlıca köşeye bırakıyorum. Kutu açılışıyla çok vakit kaybetmek istemiyorum. Şarj aletimiz. Bunlar aparatları bu arada. 4 farklı aparatla birlikte geliyor ürün. Bu muhtemelen koltuğu süpürmek için olan aparat. Birazdan deneyimleyeceğiz ama bunun da fırça yapısı oldukça kullanışlı gözüküyor. Bu arada ben evde hali hazırda bir dikey süpürge kullanmıyorum ama almak istiyorum ve bu videonun da o yüzden bana fikir vereceğini düşünüyorum. Ara parçalarımız çıkmaya devam ediyor. Birazdan kurulumu yapacağım. Bu daha koltuk kenarları ve köşeler için olan aparatımız. Bu duvara asacağımız ve duvarda süpürgemizi yerleştirip şarj edebileceğimiz ama aynı zamanda da süpürgemizin yerde değil duvarda durarak daha az yer kaplamasını sağlayan bir aparat. Ve son ucumuz da çıktı. Şimdi şu kutuyu bir kaldırayım. Sonra da süpürgenin kurulumunu yapalım. Şimdi hep beraber süpürgeyi kuralım. Sonra da kullanalım. Hemen şu tuttuğum yeri zaten çok kolay. Bak gelecek buraya. Tık. Bu kadar. Şimdi hemen şu ucunu da takacağım. Ana başlığımız bu çünkü çoğu yeri süpüreceğimiz. Tık. Bu da oldu. Bu kadar basit gerçekten. Şimdi şöyle bir havaya kaldırmak istiyorum. Çünkü süpürgenin görüntüsünü gerçekten görün. Şu borunun kalitesi. İşte şu süngerin, daha doğrusu fırçasının duruşu, ağırlığı. Bu arada şu an burada elime ağır geliyor tabii ki çünkü yüksekte tutuyorum. Ama aşağı aldığımda çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Elimdeki süpürge bu arada Dreamy'nin V11 modeli. Dreamy V11 modeli şöyle bir model. Çok muadili var dikey şarjlı süpürgelerin. Ama genelde çok yüksek fiyatlar. Yani bu fiyatlar 10.000 liraların üstüne çıkıyor, 7.000 liraların üstüne çıkıyor. Dreamy daha uygun fiyatlı. 5.000 lira bandında gezen bir süpürge. Buna rağmen gerçekten performanslarının çok iyi olduğu iddia ediliyor. Tabii ki denemeden bir şey söyleyemem. Birazdan biraz ortalığı batıracağız. İşte kahveler, şekerler. Bakalım ne kadar süpürüyor, süpürmüyor göreceğiz. Evet.
Burada en önemli nokta şu, şarjlı bir süpürge olduğu için her an kullanabilir miyim soru işareti olabilir. Yani şarjı bitti, ben kullanamıyorum, ne yapacağım gibi. Şimdi şöyle bir şey var, bu süpürgenin bataryası tam 3000 mAh. 3000 mAh rakipleriyle hemen hemen aynı diyebilirim. Büyük bir bataryaya sahip. Bu da demek oluyor ki çok kısa bir sürede süpürgeniz kapanmayacak. Süpürgemizde 3 farklı mod var bu arada, çalıştırma modları. Bu modlar Eco Mod, Mad Mod ve Turbo Mod. Eco Mod'da tam 60 dakika çalıştırabiliyorsunuz. 1 saat boyunca kesintisiz süpürme işlemi yapabiliyorsunuz. Bunun dışında Mad Mod'da 26 dakika ve Turbo Mod'da da 9 dakika boyunca çalıştırabiliyorsunuz. Bunun şöyle bir avantajı var, modlar arası geçiş olmasının. Şimdi ben evimdeki halılarda, halılarım ince olduğu için Turbo Mod'da kullanırsam halılarım süpürge kaldıracak. O yüzden Eco Mod'da kullanmam daha kullanışlı oluyor. Burada da modlar arası geçiş büyük bir avantaj sağlıyor. Bu arada az önce söylediğim gibi hani Sev'de süpürgemin şarjı yok. Ne kadar sürede şarj olur? Ben işte ne kadar kullanabilirim? Modlarda ne kadar süre kullanabildiğinizden bahsettik ama şarj süresi de 4 saat. Yani siz süpürgenizi şarja taktığınızda 4 saatte tam dolumu ulaşabilir ve sonra da dilediğiniz gibi temizlik yapabilirsiniz. Şimdi bataryanın yanı sıra ağırlığı etkileyen bir diğer faktör de tabii ki motor. Dreami V11'in motorunun ağırlığının bir önceki nesle göre %24 daha az olduğu söyleniyor. Bu da kesinlikle daha kolay bir kullanım sağlıyor. Motor gücünden bahsedecek olursam da dakikadaki devir sayısı 125.000'e kadar çıkıyor. Bu gerçekten kuvvetli bir sayı. Şöyle düşünmeniz gerekirse evde bir kablolu süpürgem olsun mu, yanında bir robot süpürgem olsun mu, bir de dikey şarjlı süpürgem olsun mu derseniz eğer, dakikadaki devir sayısı 125.000 olan bir süpürge bence günlük kullanımda da detaylı temizlik de oldukça kullanışlı olacaktır. Şimdi Sev'de o kadar ağırlık dedin ama bu süpürgenin ağırlığı ne kadar diyecek olursunuz. Birazcık öteledim o konuyu ama süpürgemizin ağırlığı tam 1.6 kilogram. Yani belki de pazarda aldığınız poşetler daha ağır gelebilir. O yüzden gerçekten hafif bir süpürge olduğunu söyleyebilirim. Özellikle benim kendi evimdeki kablolu süpürgemi düşünüyorum şu an. Hani onu çekerken o mu beni çekiyor, ben mi onu çekiyorum tam emin olamıyorum. O yüzden böyle bir süpürge bence şart. Bu arada motorun ağırlığından bahsettik ama tabii ki kilit nokta motorumuzun gücü. Çünkü ne kadar iyi süpürdüğü çok önemli. Motorumuz tam 450 watt güce sahip. Bu da yine rakiplerine baktığımızda, zaten kendi fiyatında rakibi çok az bu arada söylemem gerekirse. Ama daha yüksek fiyatlı rakiplere baktığımızda kesinlikle motor gücünün de fiyat performansa göre gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi videonun başında size dedim ki şurada bir toz haznemiz var. Bu toz haznesinde önemli olan nokta şu. Toz haznemiz ne kadar tozu toplayacak? Ben bunu ne kadar sürede boşaltmak zorundayım? Şimdi bu toz haznemiz yarım litrelik bir toz haznesi. Toz haznelerin daha büyük olduğu süpürgeler görüyoruz bu arada. Ama o süpürgelerde fiyat olarak kesinlikle daha yüksek süpürgeler oluyor. 5000 lira bandında seyreden bir süpürgeye göre kesinlikle yarım litrelik bir toz haznesi oldukça kullanışlı olacaktır. Şimdi ucuna taktığım aparatıyla birlikte 4 farklı aparatla geldiğinden bahsedebilirim. Şu anda gördüğünüz ekranda takılı olan aparat günlük kullanım için uygun olan aparat. Bunun dışında çeşitli aparatlarımız var. Burada gördüğünüz ve az önce kutudan çıkan. Şimdi bu aparatımız daha köşeli yerler için. Bu arada aparatlarımı sıralayacak olursam mini motorlu fırçamız var. Mini motorlu fırça bu oluyor bu arada. Bu daha çok kumaş kaplama yerlerde kullanımda uygun. Yani siz koltuklarınızı, sandalyelerinizi süpürürken eğer ki kumaş kaplamaysa mini motorlu fırça kullanmanız oldukça avantajlı olacak. Bunun dışında ikisi bir arada düz fırçamız var. İkisi bir arada düz fırça da bu oluyor. İkisi bir arada düz fırçayı da biz daha çok köşelerde kullanıyoruz. Yani zaten şu keskinliği gördüğünüzde bu daha çok köşe alanları temizlemenizde kullanılan bir fırça. Onun dışında ikisi bir arada fırçamız var. İkisi bir arada fırça da kırılgan yüzeyleri süpürürken kullanacağınız bir fırça. Ya Sev'de işte kırılgan yüzey ne olabilir diyebilirsiniz. Bazen sehpalarımızın üstünü süpürmemiz gerekiyor. Bizim evimizde akşamları çok abur cubur yendiği için her yer kırıntı oluyor. Şimdi bunu nasıl kullanırız diye biz burada biraz tartıştık. Ama diyelim ki ben çekmecemin içini süpürmek istiyorum. O zaman bunu takıyorum mesela süpürgemin ucuna. Ama bununla birlikte taktığımda bu aparat sayesinde kolaylıkla uzayabiliyor. İşte esnek yerlere, çekmecenin sonuna doğru götürebilirim mesela. Elimi uzatmak yerine bu daha kolaylık sağlayabilir benim için. Bu da bu arada diğer dikey şarjlı süpürgelerde çok gördüğümüz bir aparat değil. Ben oldukça şaşırdım görünce ama bence kullanışlı.
Geldik videonun sonuna. Sizler evlerinizde hangi süpürgeleri kullanıyorsunuz? Robot süpürge mi tercih ediyorsunuz? Kablolu mu yoksa dikey şarjlı mı? Bu arada ürünü uygun fiyata alabileceğiniz İhlas Pazarlama linkini de videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan hem ürünü inceleyebilir hem de satın alabilirsiniz. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum ve cevaplıyor da olacağım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.